Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kınamsızlı kıtanlar ekranımızda olsun. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Halk Kurultayı mecburi emgekke alakadar yeni karar makulledi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Halk Kurultayı Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek cinayetiki çetişlik bulu sebeplik Amerika hükümeti tarafından cezalanan Xitay şirketlerini kollaş hakkında yeni karar makulledi. Xitay Merkezi Televiziya Stansiyasının haber kılışça atılmış Uyghur Abdunum Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komiteti 23 avgust atılmış Amerika'nın Şinjan'a münasibetlik bir qatar cezalarına qat'i karıştırış ve ceza tasdiqlanğan karxana ve alaqadar kasiplerinin taraqqiyatını qollash toğrisidagi kararını maqullagan bolup 2 sentabr resmi e'lon qilingan ve şu kundan başlap ijro qilindiganligi bildirilgan. Xabarda Amerikanın 2022-21 iyun Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanunu'nu resmi yolu koyganlığı mezkur kanun arqalıq Şarkı Türkistan'daki Mecburi Emgeki Çetişlik Mahsulatlarının Amerika bazırığı kirişini çekilip Xitay şirketlerinin işlep çıkırış, başkuruş hukuki ve terakiyatının iğir ziyanı uçurganlığı atılmış Şinjan karxanalarının menfaati ve rayondaki barlıq taraflarga iğir ziyan yetküzgenlikke hakkıda carisilingan. Xabar diyene atılmış Şinjan'daki işlerinin bütünlüğü Xitay'nın içki işi hikayeliği Amerika Xitay'nın içki işlerine iğir derecede arlaşıp xalqara kanun ve xalqara münasibetinin asasi prinsiplerine xilaflık kılganlığı atılmış Uyghur Abdunum rayonunun iqtisadi ve ictimai terakiyatıdaki paketlerine salqarığalıqı dava kılıngan. Xabarının ahırıda bütün rayon derhal hareketki kilip cezağı uçurgan şirket ve münasibetlik kesiplerinin terakiyatıga medet birişi gerek. Amerika'nın cezasıga karıştırışta devlet organları, halk teşkilatları, karxana organlar ve rayondaki her kaysi milletlerinin tevrenmez mesuliyeti bari deb carisilingan. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da asaslıq Uyghurlar bolgan necce milyon Türkiy halkını kan kölemlik tutkun kılıp, icra kılvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti sebeplik, Amerika hükümeti mecburi emgeki çetişlik sancı yida tokumacılıq şirketi, Xavfi Bavlonda uçur texnikisi şirketi, Xavfi Meylin şirketi, Xotan Xaulin çaç zapcasları şirketi, Xotan Tayda kiyim geçek şirketi, Jinchuan Gorohi şirketi, Nanjing Shinye Paxta tokumacılıq şirketi, Nanjing Ofiguan texnikisi şirketi ve Tanyuan texnikisi, atılmış Şinjan Yipek Yoli Xuda Gen texnikisi ve Beijing Liuhe Xuda Gen texnikisi, Uyghurlarının gen uçurlarını toplaş ve tahlil kılışkı yardan bergen şirketlerini öz içge alğan, Xitay şirketleri ve Uyghurlarga irqi qırğınçılıq yürgüzüşke çetilgan Xitay emeldarlarını cezalığan. Neticede Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki münasibetlik şirket karxanalar, xüsusen mecburi emgekinin muhim bazısı bolğan paxta tokumacılıq şirketleri iğir ziyan tartgan. Hatta nurgulğan Xitay şirketleri veyran bolup, Xitay iqtisadi zor təsirge uçurgan. Bu ekval Xitay'ını ciddileştirvatgan bolup, Xitay Amerika'nın ceza tizimindeki kirgüzülgen şirket karxanlarını məxsus kollaş haqqıda karar makullaş arqalıq, kasatlaşkan iqtisadini qayti yöleşke ve irqi qırğınçılıq cinayetini inkar qilishqa urungan. Şarkı Türkistan xalqiga mecburi tengilgan siyasi yığılışlar devamlaşmaqta. Xitay Şarkı Türkistan'ı işgal qilgandan tartib siyasi ögünüş, bayraq çıkırış, qarallik qasam bergüzüş qatarlıq siyasetlerini mecburi icra qilip kelivatgan bolup, Xitay xalqara cemiyetke Uyghurlarının baxtlik, erkin azadi yaşayavatqanlıqını küçep teşvik qilivatgan bolsumu, bu xil terror siyasetlerini izgil devamlaştırgan. Lager şahidi Zümrət Davud aldıngı günlerde ictimai taratquda hembehirligen sıllar, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da xalqını kənit mahalli komitetlerine yığıb elib, mecburi qasam qıldırış, bayraq çıkırış qatarlıq terror siyasetlerini eli hem izgil devamlaştırvatqanlıqını paş qilgan. Sında Qashqar şehirlik Çaz Koçu Başqarması Sahiye İşleri Merkezi Korosu'da bir türküm Uyghurlarının bayraq çıkırış mırasımıqı qatnışı vatqanlıqı ve Xitay devlet şiirini okup bayraq çıkırılıp olgan deyken, Xitay yetekçige ağışıp Komünist Partiyaga bolgan sadıqlıqı, Xitay kanunuğu boysundığalıqı haqqıda qasam beri vatqanlıqı, qasamden keyin siyasi leksiya anla vatqanlıqı körüstülgen. Şahitlerinin bundan burunki guvahlıqlarda bildirilişe, Xitay Şarkı Türkistan xalqıga komünizm ideyesini sındırış üçün bayraq çıkırış mırasimi, siyasi ögünüş, kompartiya nizam namalarını yadlaş, Xitay tili ögünüş, qasam beriş qatarlıq faaliyetlerini mecburi icra qılgan bolup, bu xil mecburi faaliyetlerge qatnışını rad qılgan, ya ki bir neçik etim qatnaşmağan kişilerinin ideyasidi mesele bar dep qarılıp, cazalagırlarga qamalgan ya ki türmege taşlanıp, iğir cazalangan.
Xitay iqtisadining ojizlashishi sababli Afrikaga mablag' selishni azaytdi. Xitayning iqtisodiy eshish sur'ati izchil to'vallayotgan bo'lib, bu sababli Afrikaga mablag' selishni azaytishga boshlagan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 2024 yillik Xitoy-Afrika hamkorlik munbari boshliqlari yig'ini 4 sentabrdan 6 sentabrgacha Beijingda o'tkazilgan bo'lib, Fransiya axborot agentligining muxbiri bu yig'inning Xitoy virusi yuqumidan keyin Beijingda o'tkazilgan eng cho'ng diplomatik yig'ilish ekanligini aytgan. Fransiya tez xabarlari 2 sentabr maqola e'lon qilib, navbatdagi iqtisodning ostilishi sababli Xitoyning Afrikaga mablag' selishni azaytganligini ilgari surgan. Gazet yana bu haftadagi boshliqlar yig'inining Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi siyosiy ta'sir va Afrikadagi tabiiy boyliklarga erishish raqobatining kunsiri kuchayotgan orq ko'rinishi ostida o'tkazilganligini o'tirg'i qo'ygan. Maqolada o'tgan 20 yilda Xitoyning necha yuz minglagan ishchi va injenerni Afrikaga avatib, cho'ng turlarni qurganligi bo'libmi, mis, oltin va litiy boyligiga erishganligi Xitoy banklarining qarzi Afrikaning iqtisodining eshishini ilgari surish uchun loyihalangan ul aslahaning ko'p qismini mablag' bilan ta'minlaganligi, shunday qilib bu qarz bir qator masalalarni o'tirg'i chiqarganligi, jumladan Zambiya, Efiopiya qatorliq bir qism davlatlarning qarzini oshirayotganligi qayd qilingan. Bundan boshqa ba'zi turlar yerlik xalqning iqtisodiy turmushiga buzg'unchilik qilishi mumkin ekan. Masalan, Gana Xitoy taraqqiyot bankisidan 200 million dollarga yaqin qarz olib, 12 port va beliqchilik mahsulotlarini tushirish nuqtasi qurgan. Agar bu tadbirlar xizmat porusti yarasa, beliqchilar asosliqi Xitoyning dengiz mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirur ekan. Rossiya Ukrainaga boshqurilgan bomba bilan hujum qildi. Rusiya qismlarining Ukrainaning har qaysi rayonlariga 35 boshqurilgan bomba va 23 uchquchsiz aeroplan bilan hujum qilganligi bildirildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy X adresida e'lon qilgan bayonotida Rusiya qismlarining Ukrainaga havodan hujum qilganligini, havo hujumining har qaysi rayonlarda bo'libmi poytaxt Kiyevda ijro qilinganligini bildirib, Rusiya kechida Ukrainaga jami 35 boshqurilgan bomba va 23 tani uchquchsiz aeroplan qo'yib berdi dedi. Zelenskiy Kiyevga qilingan hujumda Qrim avtonom jumhuriyati musulmonlari dini idorasining jamoasi va islom madaniyat markazining buzg'unchilik uchrag'anligini bildirib, Rusiya hech qanday ma'naviy yoki insoniy qimmat qarashlarga, din yoki e'tiqodga hurmat qilmaydi. Rusiya Ukraina xalqiga qarshi yo'qotish harakatini davomlashtirmoqda. Bizning barlik xalqimizni, hatto muqaddas ibodatxonalarimizni ham yo'qotishga urinmoqda, dedi. Zelenskiy Rusiyaning hujumini ayiblash kerakligini, xalqaro jamiyatning qattiq tadbir qo'llanishi kerakligini ta'kidladi. Ukraina ichki ishlar ministrligining bayonotida Rossiya qismlarining kechida Ukrainaning Sumi shahriga havo hujumi qilganligi bildirildi. Turkiya istixborot organi yana bir xalqaro harakat ijro qildi. Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti Isroiliya istixborot idorasining pul to'rini oshkorlagan bo'lib, Turkiya va Suriyadagi naq maydon xodimlariga pul yetkazib beradigan shaxs qo'lga olingan. Turkiya Avazi radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, bexatarlik manbalaridan egilangan uchurlarga asoslanganda, Liridon Reksehib ismli shaxsning Isroiliya istixborot idorasining Turkiyadagi pul to'rini boshqaradiganligi aniqlangan bo'lib, Liridon Reksehibning Isroiliya istixborot idorasining yo'l-yo'riqi bilan uchquv apparati bilan suratga tortganligi va falastinlik siyosatchilarga qarshi psixikilik harakat faoliyati ijro qilganligi bayqalgan. Kosovo puxrasi Reksehibi Turkiyaga 25 avgustda kirgan va 30 avgustda Istanbulda nazoratga olingan. U saqchi idorasidagi bayonotida pul yotkash jinoyatini e'tirof qilgandan keyin sotdi qo'lga olinib turmaga yo'llangan. Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti ijro qilgan harakatlar natijasida Mossadning Turkiyadagi xodimlariga Sharqiy Yevropa davlatlaridan bo'libmi Kosovodan pul yotkiganligi aniqlangan. Turkiyadagi xodimlarningmi Kosovodan kelgan pullarni Suriyadagi tarmoq manbalariga yetkazganligi aniqlangan. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.